Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Gençler Birliği ile Trabzonspor karşılaşacak Ankara'da. İki takım açısından da çok kötü geçmiş bir haftanın ardından oynanacak bu maç. E, Trabzonspor'un e, çok e, yani bir kere ya yani tabii ki maç kaybedilir ama bu şekilde kaybetmek onlar açısından çok kötü oldu. E, yani Eskişehirspor'u bu kadar net bir mağlubiyet iç sahada moralleri bozdu. Gençlerbirliği Gençler Birliği de açıkçası hani Oyunun e, hem öne geçtiler hem mesela ilk yarıda birazcık hani mücadele olarak Fenerbahçe yaklaşabilir ama özellikle ikinci yarıda yani maçın hani e, ikinci 45 dakikasında teslim olmuş bir takımdı, çözülmüş bir takımdı. Yani çok basit hatalarla, çok basit yer hatalarıyla, yerleşim hatalarıyla rakibe çok net pozisyonlar veren hani Fenerbahçe'nin belki daha da gol bulabileceği bir maçtı. E, kötü bir maç oynayarak, kötü futbol oynayarak ki onlardan beklenen biraz daha fazlası bence. Çünkü gençler bile hakikaten iyi futbol oynama niyetli de bir takım. Onlar aslında kötü bir hafta sonunu geride bıraktılar. 4 1lik bir mağlubiyetle geliyorlar Trabzonspor karşısında. Benim bu maçla ilgili yorumum hani ben burada taraf bazen uzak duracağım maçlardan bir tanesi. İki takımın da e, açık oynayacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un replasmanda e, hani biraz daha e, yani yani biraz daha hani, rakibi ciddi alacağı kesin o onu bir kere göz ardı etmemek lazım ama onların da kazanmak için hani öyle gol ve goller bulmak için olacağını düşünüyorum. Gençler Birliği'nin de bunu yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var ve üst tercihi benim bu maçla ilgili yorum mu olacak? Gençler Birliği Trabzon maçında taraf bahsinden ziyade bu bahsi sizlere tavsiye edeceğim.